Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor telgraf çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Daha önceden zebra telgraf çiçeğinin bakımı ile ilgili video paylaşmıştım. Bu da mor telgraf çiçeği arkadaşlar. Bunu ben yaklaşık ilkbaharda, şuradan sadece şu dalı görebilirsiniz. Böyle bir tane şöyle küçük bir dal kopardım. Belediyeler dikiyor bildiğiniz gibi sokaklara. Şöyle minik bir dal koparmıştım ilkbaharda. İşte şu dal. Bu koparmış olduğumu sürekli böyle toprağa gömerek çoğalttım. Şunları hatta görebilirsiniz. Bakın bunları hep yakın zamanda diktim. Belki de daha köklenmemiştir. Bakın köklenmemiş henüz ama bu çok kolay bir şekilde kökleniyor. Kendini tutuyor. Bakın şunlar mesela artık köklenmiş. Şu köklenmemiş yine bakın şöyle. Ama ölmez bu. Çok sağlıklı bir çiçek. Her evde kolaylıkla bakabilirsiniz. Özel bir bakım istemiyor. Her toprakta kolaylıkla yetişiyor. Özellikle o yüzden park ve bahçelerde çok fazla dikilen bir çiçek. Dediğim gibi şu kadar bir daldan gördüğünüz gibi böyle saksı dolusu bir telgraf çiçeğim oldu. Bunu sürekli kopara kopara böyle koparıp sadece yaptığım tek şey koparıp bu şekilde şöyle toprağa gömmek. Bunun dışında ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakımı inanılmaz kolay. Normalde bunun üzeri çiçeklerle dolabilirdi ama dediğim gibi ben bunu sürekli çoğaltmayla uğraştım. Sürekli çoğalttığım için çiçeklenmeler daha yeni yeni. Bakın şöyle uzayan filizlerden yeni yeni çiçeklenmeler başladı. Zebra telgraf çiçeğinin de iki türü var. Biri çiçek açıyor, biri açmıyor. Bu çok güzel çiçek açıyor. Bakın çok güzel pembiş pembiş çiçekleri oluyor. Çok tatlı bir çiçek bu. Çoğaltması da dediğim gibi inanılmaz kolay. Bakın şu uzayan dalları şöyle kırıp çoğaltabilirsiniz. Bunları hep kırıp çoğalttığım için böyle sadece kırıp tek yaptığım şey şöyle toprağa gömmek. Bunun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dikkat etmeniz gereken diğer şey toprağın sürekli nemli kalması. Toprak nemli kaldığı sürece arkadaşlar bu her zaman kendiliğinden büyür. Bakın gördüğünüz gibi köklenmemiş ama hiçbir şekilde de ölmüyor. Toprak nemli kaldığı sürece bir ilerleyen zamanlarda köklenip bu şekilde çoğalıyor. Her yere bunu kolaylıkla dikebilirsiniz. Ama size tavsiyem mesela bu şekilde kopardınız ya ben bunu buraya gömüyorum. Neden? Çünkü küçük saksıya dikerseniz çok hızlı büyüyen bir çiçek bu. Normalde ilk diktiğiniz çiçekleri özellikle küçük saksıları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü köklenme de olacağı için kendini tutana kadar küçük saksıda büyümesi çok avantajlı oluyor. Ama bu çiçek çok hızlı büyüdüğü için o yüzden buna büyük saksı özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de ben bu şekilde uzun saksıları tercih ediyorum. Balkondan aşağıya sarkıyor. Bunlar şu an bu şekilde çoğaltmak için uğraştığım için gördüğünüz gibi böyle yukarı görünüyor ama bu zamanla böyle aşağı aşağı uzayacak. Böyle çok güzel bir görüntü oluşuyor o zaman arkadaşlar. O yüzden özellikle uzun saksılara dikmenizi ve balkondan böyle sarkıttığınızda çok şık duruyor. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İlerleyen zamanlarda bunun gelişim aşamasını yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Her evde herkesin kolaylıkla bakabileceği bir çiçek bu. Bazı yorumlarda işte böyle mezar üstüne hangi çiçeği dikebilirim gibi yorumlar da almıştım arkadaşlar. Bu çiçeği dikebilirsiniz mesela. Bu aşırı böyle bakım istemiyor. Bahçe toprağında kolaylıkla yetişiyor. Aşırı sulamaya gerek yok. O yüzden bunu da mezar üstlerine mesela dikebilirsiniz. Hem güzel görünür hem böyle yani mezar üstlerine bildiğiniz gibi çiçekler farklı türlerde çiçekler dikiliyor ama çok sulama gerektirmeyen şeyler olması gerekiyor. Bu da çok fazla sulama aşırı gerektirmiyor. O yüzden belediyelerde özellikle bundan çok fazla dikiyor böyle park ve bahçelere. Dikmek istediğinizde de çevrenizde varsa veya benim gibi böyle sokaktan minik bir dal almanız yeterli zaten. Küçücük bir daldan gördüğünüz gibi saksı doluyor. Çünkü çok hızlı büyüyor. Çok hızlı büyüdüğü için istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bakımı da dediğim gibi çok çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla yetiştirebilir arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Mor telgraf çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım sizlere. Bu da zebra telgraf çiçeğim arkadaşlar. Bunun bakımı ve çoğaltılması ile ilgili videoya da yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni ve yorum ile destek olabilirsiniz. Ayrıca herkesin bu bilgilere ulaşabilmesi için videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek hoşça kalın.